Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle coğrafya soru çözümlerine devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de tarım ve hayvancılık. Coğrafya konularının hepsini konu anlatımlı video şeklinde yaklaşık 29 videoda anlatmıştık. Şu an ise tüm konuları konu konu soru çözümleriyle devam ediyoruz. Yakında soru çözümleri ve deneme çözümleri gelecek arkadaşlar. Bol bol deneme çözümleri, bol bol haritalı sorular ve bol bol harita çalışmalarıyla sınava kadar yanınızda olacağım değerli arkadaşlar. Sizlere de destek olabilmek adına lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Maalesef ki izleyenlerin büyük kısmı arkadaşlar yüzde %90'ı takip etmiyor. Takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla soru çözümüne başlayalım. Yaklaşık 15 tane sorumuz olacak. 15 soruda tam ÖSYM tarzı güzel sorular olacak değerli arkadaşlar. Lütfen e, soruları çözün. Benden önce çözün. Ve kaç net yaptığınızı da yorum kısmına yazın bakalım. Soruların zorluk seviyesi nasılmış bakalım. Hadi hemen başlıyoruz. Türkiye'de tarım ve hayvancılık soru çözümü başlıyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Geliyor ilk sorumuz. Şimdi ilk başta arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik geçmişiyle başlayacağız. Daha sonra ise diğer konuları tek tek bakacağız. Tarım ve hayvancılık. İlk başta tarım ve hayvancılıktan önce Türkiye'nin ekonomik geçmişine bir bakalım. Değerli arkadaşlar. Türkiye'de farklı zamanlarda ekonominin kullanılması amacıyla farklı uygulamalar yapılmıştır. Buna göre yapılan uygulamaların hangisi 1950 ile 30 ile pardon 50'li yıllar arasında yapılmıştır diyor. Değerli arkadaşlar buraya baktığımızda 1930 ve 1950 arasına bakacağız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda bakın birinci öncülde ne demiş? Birinci 5 yıllık sanayi planının yapılması. Bakın arkadaşlar sakın unutmayın. Sanayi planı 1934'te yapılmıştır. 1934 hatta 33-37 yıllar arasında yapılmıştır. Ama kalkınma planı da 1963'te yapılmıştır. Lütfen karıştırmayın. Not edin. Bu tarih sorusu gibi gözükse de coğrafyada da böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Sanayi planı Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Ama baktığımızda arkadaşlar kalkınma planı 1963'te yapılmıştır diyeceğiz. O yüzden buraya baktığımızda birinci 5 yıllık sanayi planının yapılması nedir arkadaşlar burada? Hatta hemen yanında e, harit şeyler de gelsin. 1934 yılında yapılmıştır diyeceğiz. Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması ki Cumhuriyet'le birlikte Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılıyor ve sanayi, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi amaçlanıyor. O da 28 Mayıs 1927'de. Merkez Bankası'nın açılması, daha sonra işte Etibank gibi bankaların açılması 30 ile 50'li yıllarda arkadaşlar. O yüzden ben bunu ne yapıyorum? Alıyorum. Yine 30 ile 50 dediği için bir numarayı da alıyorum. Çünkü sanayi planı 1934'tedir. Kalkınma planı 1963'tedir. Sakın unutmayın. Devlet Planlama Teşkilatı bakın. Bantık şöyle kuruyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'de devlet planlama teşkilatı 1960'da kuruldu diyeceğiz. 1960'da devlet planlama teşkilatı kuruldu ve hemen 3 sene sonra 1963 yılında ise 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulandı. Ve günümüzde ise 11. kalkınma planı var. 2018 ile 2023 yılları arasında yine Özellikle ihracata dayalı sanayinin gelişmesi, dış ticarete dayalı sanayinin gelişmesi amacıyla 24 Ocak kararları da 1980'de alınmıştır diyeceğiz değerli arkadaşlar. O zaman bana neyi sormuş burada? 30 ila 50'li dönemleri. Arkadaşlar 1930'dan sonra devletçi ekonomi dediğimiz ekonomi modeline geçtik. Bakın Türkiye'de ekonomi modeli 4 ana başlık altında inceleniyor. İlk başta 1923 ile 1929 burası liberal dönemdir arkadaşlar. Daha sonra 30 ile 50 burada devletçi politika var. Çünkü 1929'da biz ekonomik kriz yaşadık biz değil. Dünyada herkes ekonomik kriz yaşadı. Çünkü ABD'deki kara perşembe dediğimiz New York borsası çöktü. Ve bu bağlamda e, Türkiye'de de aynı şekilde büyük bir ekonomik kriz yaşandı. ve Atatürk'ün son ilkesi olan Devletçilik politikasını artık Atatürk devreye soktu ve 30 ila 50'li yıllarda devletçilik politikasının olduğunu görüyoruz. Ve yine arkadaşlar bakın sakın unutmayın tarih bilgisi ama yine coğrafyada da karşınıza çıkar. Değerli arkadaşlar 1. 5 yıllık sanayi planı 1934 yılında uygulandı. Ama 2. 5 yıllık sanayi planı 39-45 yıllarında 2. Dünya Savaşı sebebiyle 2. 5 yıllık sanayi planı uygulanamadı diyeceğiz. Sakın unutmuyoruz. Tarihte kronoloji çok önemli arkadaşlar. O yüzden bunları da bilmeniz gerekiyor. Tarih sorusu gibi bir soru çözdük. Hemen uzatmıyorum. Böyle bir tekrar edelim demiştim. O yüzden güzel bir soru oldu. Hem de konuyu tekrar etmiş, özetlemiş olduk. Sorumuzu tekrar 30 ile 50 demiş bize. 1 ve 3 olacak değerli arkadaşlar cevabımız. Evet biraz uzun sürdü ama dediğim gibi konuyu özetledik burada. Geldi ikinci sorumuz ki İkinci soru yine ÖSYM tarzı kolay bir soru yapabileceğiniz bir soru arkadaşlar. Diyor ki Türkiye'de tarım alanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgiler ile haritadaki yerler eşleştirildiğinde hangisi doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Bakalım. Bir numara demiş ki tarım alanı dar ve parçalı. Hocam ben şunu biliyorum. Eğer bir yerde tarım alanı dar ve parçalıysa orası dağlık bir yer. Engemeli bir yer. Özellikle ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde Engebelliğin fazla olması sebebiyle burada tarım alanı dar ve parçalıdır. O zaman 1 ne olacak arkadaşlar? Bir numara Y'ye gidecek. Bakıyorum bir numaranın Y'de olduğunu iki tane var burada. Devam ediyorum. Tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar özellikle Cumhuriyet'le birlikte biz tarıma dayalı sanayi konularının gelişmesini sağladık. Ama baktığımızda Özellikle Çukurova yöresi yine burada hemen tam gördüğünüz Adana Çukurova yöresinde tarım ve tarıma dayalı sanayi konunun çok geliştiğini görmekteyiz burada. O yüzden 2 da Z olacak. Hemen burada var. Ve yine bakıyorum. Tar nüfusun fazla olması nedeni önemli bir pazardır. Özellikle arkadaşlar Marmara bölgesi tarım ürün çeşitliliği fazla olan bir bölgedir. Ama diğer bölgelerden de oraya çok önemli bir pazar alanı olduğu için çok önemli bir ticaret söz konusudur. O yüzden bu da X yani 3 numara olacak diyeceğiz arkadaşlar. Semin'in buna benzer bir sorusu var. O yüzden bu ihtimalde koydum. Sakın unutmayın gayet güzel bir soru olmuş. Evet yine harita sorusu ki muhteşem bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok beğendiğim bir soru. Diyor ki e, yukarıdaki işaretli yerlerde Türkiye'deki önemli pamuk üretim alanları gösterilmiştir. Buna göre pamuk üretiminin yapıldığı alanların ortak özellikleri aşağı yukarıda hangisidir? Yani ortak özelliğini soruyor. İlk başta arkadaşlar şöyle bir bakalım pamuk üretimine. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de en fazla pamuk GAP projesi yani Güneydoğu Anadolu projesi ile birlikte artık bir numaralı bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bir numaralı bölge Güneydoğu Anadolu, pamukta bir numaralı ilimiz Şanlıurfa'dır. Sakın unutmayın. Yine Adana çevresi Çukurova çevresinde pamuk tarımı yapılmaktadır. Ve yine Ege bölgesinde de yapılır arkadaşlar. Zaten şunu söyleyeyim. Bir numaralı bölgemiz kesinlikle kesinlikle Güneydoğu Anadolu 2 numaralı bölgemizde Ege bölgesi Akdeniz'e geçmiştir. Ve bunların dışında arkadaşlar Ege Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında tek bir yerde pamuk yetişiyor. O da hemen şurada tek bir noktayla gördünüz. ıdır. Mikro iklim alandır. O yüzden burada da pamuk yetişir diyeceğiz. Bakalım şimdi sonumuza şöyle bir gelelim. Kış aylarının alık geçmesi. Bakın arkadaşlar ...ortak özelliği diyor. Şimdi tamam... ...bu kıyı kesimlerde kış ayları ılık geçebilir... ...ama Güneydoğu Anadolu'da... ...kış ayları ılık geçmiyor. Soğuk geçiyor... ...gitti. Terrarosa topraklarının... ...görülmesi. Tamam... ...Akdeniz'de ki Çukurova'da zaten terrarosa değil... Neyi vardı arkadaşlar burada? Alevyal topraklar vardı. Ege'de yani iki numara dediğimiz Ege'de... ...ne var arkadaşlar? Burada terrarosa... ...görülür ama ortak özelliği değildir. Zaten Güneydoğu Anadolu'da terrarosa... ...değil. Ne vardı? Kahverengi... ...bozkır toprakları daha fazla yaygında. Ortalama yükseltinin düşük olması? Hayır. Yani bir yerde ortalama yükselti düşük diye biz orada ee, pamuk tarımı yapmıyoruz arkadaşlar. Bu da yanlış bir bilgi. Akdeniz ikliminin görülmesi? Hayır. Bakın sakın karıştırmayın. İlla Akdeniz iklimi olacak diye bir şey yok burada. Bakın Güneydoğu Anadolu'da karasal iklim var. Karasal iklimde yetişmiş. Niye? Suyla yani su kaynaklarıyla yazları sıcaklık kurak geçmesi. Kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar Pamuk yaz kuraklığı isteyen bir bitkidir. Yazları kurak olan ve sulama olan olanaklarının geliştiği yerde yetişir diyeceğiz. O yüzden yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk üretim alanlarını ortak özellikleri içerisinde yer alır. Gayet güzel bir soru olmuş. Lütfen unutmayın. ÖSYM'nin de buna benzer bir sorusu vardı arkadaşlar. Yardık bir diğer sorumuz yine Emine diyor ki bulunduğu bölgedeki iklim ve yer şekillerini şöyle anlatmaktadır. Bakalım ne demiş? Bulunduğum yer ortalama yükseltinin fazla olduğu. Bakın neymiş? Tek tek işaretleyelim. Ortalama yükselti fazlaymış. Tarım alanlarının alçak ovalık yerde yapıldığı ve iklim olarak da kış aylarının çok uzun ve sert geçtiğini, yaz aylarının ise kısa geçtiğini söylemiştir. Buna göre eminenin bulunduğu alanda aşlardaki hangisinin ekilmesi daha uygundur? Değerli arkadaşlar hemen şöyle bir yorum yapalım. Aklınıza bir bölge gelmiştir değil mi? Hangi bölge? Doğu Anadolu. Bakın ortalama yükselti fazla. Tarımlar anları daha çok alçak ovalık alanlarda yapılıyor. Kış ayları çok uzun ve çok sert geçtiğini söylüyor. Yaz ayları da çok kısa. O zaman bu bana nereyi verecek? Doğu Anadolu. Peki Doğu Anadolu için hangisi daha uygundur? Mısır. Arkadaşlar Mısır suyu seven bir bitkidir. Doğu Anadolu çok fazla Mısır üretimi yok. Mısır'da birinci ilimiz Konya. Özellikle KOP projesi yani Konya Ovası projesiyle Mısır üretimi artmıştır. O yüzden olmaz. Şeker pancarı. Özellikle arkadaşlar yine İç Anadolu bölgesinde şeker pancarı üretiminin en fazla olduğunu görüyoruz. Ama şeker pancarı da pro için uygun değil. Başka? Çay. E zaten arkadaşlar çayı biliyorsunuz Doğu Karadeniz dışında hiçbir yerde yetişmez. İklim çok fazladır. O yüzden zaten Doğu Anadolu'da ben çayı göremem. Hem iklim hem toprak koşulları elverişli değildir. Arpa. İşte bulduk bizim ürünümüzü. Suğa dayanıklı bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Yazları kurak geçmesini ister bu. Ve tam olarak Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde ya da ovanı kalanlarda arpa üretimini görmekteyiz. Biz en uygun burada arpadır. Pirinç, pirinç suyu sever. Pirinç bataklığı sever arkadaşlar. Suyu sever, sulak alanı sever. Taban su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde pirinç vardır. Ama buraya baktığımız zaman genellikle sular dolmuş haldedir kış aylarında. O yüzden pirinç için de çok uygun değildir. Orada tabii ki de arpa olacak. Yine güzel bir soru. Geldim 5. soruma. Diyor ki Türkiye'de hayvancılığın iklim ile ilişkisini öğrenmek amacıyla bir araştırma yapan öğrenciler şu, bilgileri, şu bilgileri bulmuştur. Bakalım diyor ki buna göre öğrencilerin el edindiği bilgiler göz önüne alındığında hangisinin iklim ile daha çok bağlantılı olduğu söylenebilir. Bakalım gayet güzel bir soru. Türkiye'de mera hayvancılığı özellikle Doğu Anadolu bölgesinde gelişmiştir. Diyor. Şimdi arkadaşlar mera hayvancılığı bakın soru kökünü lütfen iyi okuyalım. Bana diyor ki iklim ile daha çok bağlantılı. Mera hayvancılığında ne vardı? Konu anlatımlarını dinleyenler daha iyi bilir. Saldım çayra mevlam kayra diyorduk. Ne yapıyorduk? Çayra salıyorduk. O zaman çayıra salıyorsak bu çayırlar nasıl yetişirdi? yaz yağışlarıyla yetişirdi. Değil mi? Özellikle Doğu Anadolu'da yazın yağış alırdı ve yaz yağışlarıyla çayırlar yetişirdi. Peki yağış olmazsa ne olacak? Hayır yetişmeyecekti. O yüzden iklime bağlı mı? Kesinlikle bağlı. Mera hayvancılığı iklime bağlıdır arkadaşlar. Bunu aldık. 2. Vesa hayvancılığı daha çok Konya ve çevresine yoğunlaşmıştır. Vesa hayvancılığına baktığım zaman bir ahır içerisinde hayvanların yem ile beslenmesi değil mi? Evet. O zaman ben ne kadar yem verirsem hayvan o kadar et ve süt verim yüksek olur. Doğrudur. O zaman dışarıdan bir müdahale var mı? Yani iklim etkilemiş mi? Hayır arkadaşlar, iklim etkilememiş. O yüzden besi hayvancılığı iklimden etkilenmez. Arıcılık daha çok Adana, Ordu, Muğla gibi illerde yoğunlaşmıştır. Arıcılık bitki örtüsüne bağlıdır. Bitki örtüsü de tabii ki de iklime bağlıdır. E, i̇klimden en fazla etkilenen hayvancılık türü Aracılıktır arkadaşlar sakın unutmayın bu da kesinlikle iklimle bağlantılı olduğunu ve iklimin etkisinin olduğunu görmekteyiz. Kümes hayvancılığı daha çok büyük şehirlere yakın yerde yoğunlaşmıştır. Evet doğrudur ki kümes hayvancılığı iklimden etkilenmez arkadaşlar. Bu da ee, olmaz çünkü soru kökünde bunu vurgulamamış. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur. Sakın unutmayın aracılık iklimden en fazla etkilenen hayvancılık türüdür. Yine mera hayvancılığı da iklimden etkilenir diyeceğiz. Geldim 6. soruma. Diyor ki Türkiye'nin son yıllarındaki buğday üretimi grafiğine bakıldığında yıllar arasında buğday üretiminde dalgalanmaların olduğu görülmektedir. Evet buğdayda dalgalanmaları görüyoruz. Buna göre buğday üretimindeki dalgalanmanın temel sebebi nedir? Değerli arkadaşlar eğer bir tarım ürünü sakın unutmayın. İklime bağlılığı fazlaysa yıldan yıla dalgalanma fazladır. Örneğin burada buğday vermiş. Şimdi eğer bir e, iklime bağlıdır. Yağış yağış fazlaysa o zaman buğday üretim verimi fazladır. Yağış azsa buğday üretimi verimi düşüktür arkadaşlar. O zaman ben buraya baktığım zaman dalgalanma var mı? Vardır. Peki bunu nasıl önüne geçersin? Sulamayla. Sulamayla yani yapay sulamayla arkadaşlar önüne geçersin bunun. Kanallarla sularsın ve sulamayla birlikte üretimde dalgalanma hazırdır. O zaman neden bahsettik? Eğer bir tarım ürününde dalgalanma varsa doğal koşullar bağlıdır diyeceğiz. Sakın unutmayın doğal koşullarına yani iklime bağlılığı fazla olduğu için dalgalanma da fazladır diyeceğiz. Üretim alanının sınırlı olması hayır böyle bir şey yok ki zaten sınırlı değil buğday üretim alanı en geniş tarım ürünlerinden birisi. Gübre kullanımının azalması bu verimi etkiler arkadaşlar. Yine toprak veriminin düşmesi aynı şekilde verimi etkiler. Makineleşmenin azalması hayır tam tersine makineleşme artıyor diyeceğiz. Tekrar ediyorum lütfen not alın bir tarım üründe dalgalanma varsa bu nedir? Bu kesinlikle doğal koşullara bağlı olduğunu gösterir diyor. Gelsin yedinci sorumuz diyor ki yine güzel bir soru yine yorumvari bir soru. Bir çiftçi bulunduğu alanda yıldan yıla nadas alanının daraldığını görmüştür. Buna göre çiftçinin bulunduğu yer hakkında aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Değerli arkadaşlar anahtar kelimemiz burada nadastır. Ne demek nadas? Özellikle kurak veya kurak alanlarda bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde e, ee, yağışın sulamanın az olduğu yerlerde nadas alanı fazladır. Nadas toprağı birin ekip birin boş bırakma işlemidir. Sulama olanakları gelişmediği için burada Nadas'a bırakma ülkemizde çok fazladır diyeceğiz. Ve ekonomik bir kayıptır Nadas'a bırakma. Erozyonu arttırır arkadaşlar. Üretimde dalgalanmayı arttırır. Peki yıldan yıla Nadas alanının azalması demek ne demek? Kesinlikle burada sulama olanaklarının geliştiğini gösterir. Sakın unutmayın. Nadas alanı eğer bir yerde fazlaysa sulama olanakları azdır. Eğer bir yerde Nadas az ise ya da azalıyorsa orada sulama olanakları gelişmiştir arkadaşlar. Burada tabii ki de ne yapacağız? Sulama olanaklarının gelişmesi diyeceğiz. Bunu sakın unutmayın değerli arkadaşlar. ÖSYM e bu, bu tarz bir soru sordu. Yine karşımıza gelebilir. Bu tarz yorum var. Soruları görebilirsiniz. Geldim bir diğer soruma 8. soruma diyor ki: "Tarım ürünleri bulunduğu iklime uyum sağlamış ve bulunduğu iklim hakkında da bize bilgi vermektedir." Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinin hangileri aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en zordur?" demiş arkadaşlar. O zaman ne olması gerekiyor? Farklı iklimlerde yetişecek ki bir arada bulunması çok zordur. Bakın E seçeneğinden devam edelim. E, çay Fındık. E zaten ikisi de Karadeniz ikliminde mi? Evet Karadeniz ikliminde. O zaman aynı yerde ya da aynı bölgede, aynı iklim bölgesinde yetişmesi gayet normal mi? Gayet normal. Gitti. Portakal, muz ve portakal denince biz de nereye gideceğim? Mersin'e gideceğim Antalya yani Akdeniz iklimine. Ve muz nerede var? Yine Mersin'de var. Yani ikisi de Akdeniz ikliminde yetişiyor mu? Kesinlikle yetişiyor. Yes o yüzden bunu da alırız. Buğday, tütün. Şimdi buğday karasal iklimde, tütün yine karasal iklimde ve Ege bölgesinde çok fazla görüyorum. İkisi de aynı yerde yetişir mi? Kesinlikle yetişir diyeceğiz. Buğday, pamuk. Özellikle arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da pamuk çok fazla olduğunu ki oraya buğday eksende yetişir zaten. Buğday için tek şart var yani yaz kuraklığı. Başka da hiçbir şart yok ki pamuk için de aynı. İkisi de aynı iklim bölgesinde yetişir. Gitti. Zeytin, çay. Arkadaşlar. Çay sadece Türkiye'de Doğu Karadeniz'de yetişir, başka hiçbir yerde yetişmez. Zeytin de Akdeniz iklimi bölgesinde yetişir, başka hiçbir yerde yetişmez diyeceğiz. İkisi bakın zeytin Akdeniz'de, çay Karadeniz'de. Yani aynı iklim bölgesinde yetişmesi zordur diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Tamam mıdır? Unutmayın. Ha şöyle bir ayrıntı bilgiyi vereyim. Böyle ayrıntı sevenler için. Hocam diyeceksiniz ki Rize'de işte turunçgil yetişiyor ya da zeytin yetişiyor. O mikro alandır arkadaşlar. Tamam mı? Sadece küçük bir alanda Çoruh Vadisi boyunca küçük bir alanda sadece biz onu görüyoruz. Ama genel manada genel manzaraya baktığımızda zeytinin Karadeniz'de yetişmesi tabii ki de çok zordur diyeceğiz. Ya da aynı şekilde çayın Akdeniz'de yetişmesi de tabii ki zordur diyoruz. Geldik bir diğer e, harita sorumuza. Özellikle harita soruları çok seviyorsunuz. E, yukarıdaki verilen yerlerden üretilen tarım ürün hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Bir zeytin. Ki zeytin denince zaten aklımıza Ege bölgesi ve Marmara'nın güneyi. Bakın şurası Güney Marmara. Zeytin üretimi çok önemli. Sakın unutmayın. Özellikle sofralık zeytin ve yağlık zeytin çok fazla üretiliyor. Yine Ege bölgesi zeytinin zaten birinci olduğu bölgemiz Ege bölgesi. O yüzden doğrudur. 2 numara ayçiçeği. Zaten Ayçiçeği deyince Ergeni Havzası'na gideceğim ben Edirne Tekirdağ'a gideceğim. Burası özellikle Ayçiçeği tarımının yaygın olduğunu görüyoruz. 3 numara Mısır. Mısır'da ne demiştik? Özellikle sulamayı seven Karadeniz'de doğal olarak yetişir. Diğer bölgelerde ise sulamayla yetişirdi. Ama 3 numara yani Konya'nın olduğu yer. E, Kop Projesi, Konya Ovası Projesi ile Mavi Tünel Projesi vardı. Ve buraya... Göksu Nehri'nin suları geliyordu ve bu genel sular ne yapıyordu? Burada sulama olanaklarını geliştiriyor ve Mısır üretimini arttırıyordu. Mısır'da da birinci ilimiz neresiydi arkadaşlar? Kesinlikle Konya. 4 numara pirinç. Şimdi pirinç sulak alanları sever. Genellikle akarsu boylarında yapılır. Ama 4 numara gen Şanlıurfa çevresi arkadaşlar burası. Burada pirinç değil ne olması gerekiyordu? pamuk tarımının daha yaygın olması gerekiyordu. Sakın unutmayın arkadaşlar. Peki hocam pirinç deyince ben nereye gideceğim? Bakın şurada bir ne var? Meriç Nehri boyunca Edirne çevresi. Hemen buraya gideceğiz. Yine Samsun'daki Kazalırmak ve Yeşilırmak boyuna gideceğiz. Yine Kastamonu çevresine gideceğiz. Yine Çorum'a gideceğiz arkadaşlar. Hemen Çorum burada. Ve bu gibi illerimizde biz pirinç üretimini görüyoruz. Pirinç devlet kontrolünde olan bir tarım ürünüdür. Neden? Çünkü sulak alanda, sulak alanda sıtma hastalığına, orada bir sivrisinek var. Bu sivrisinekler sıtma hastalığına sebep olduğu için pirinç devlet kontrolünde diyeceğiz. O yüzden pirinci yeri yanlıştır. E 4 numara çay, şey 5 numara çay. E zaten hocam biz bunu artık biliyoruz diyorsunuz. İklim seçiciliği en fazlalar ve üretim alanı en dar olan tarım ürünlerinden birisi de çay. Bunu da doğrudur diyeceğiz. Geldik 10. sorumuza. Yeni haritalı bir soru. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İnşallah iyi gidiyordur. Ve 10'da 10 yaparsınız inşallah ki 5 sorumuz 6 sorumuz daha var. E, i̇nşallah sizler için güzel ve faydalı oluyordur. Hala beğenmediyseniz lütfen beğenin arkadaşlar aşağıda ve soru çözümlerine devam edelim. Şimdi 10. sorumuzda diyor ki yukarıdaki yerlerde yetiştirilen hayvan türlerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. 1 numara arıcılık. Şimdi arıcılık arkadaşlar bakıyorum burası Muğla Menteşe üresi arıcılık çok gelişmiş yine bana Doğu Karadeniz'i verseydi arıcılık çok gelişmişti bakın şurası Hakkari çevresi arıcılık gelişmiş yine Adana çevresi Toros dağları boyunca arıcılık faaliyetinin geliştiğini görüyorum o yüzden bir numara doğrudur. İki kılık içisi kılık içisi özellikle Akdeniz iklimi bölgesinde şurası teke platosu ve hemen Taşeli platosu boyunca kılık içisi yetiştiriciliğinin çok fazla olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar kıl keçisi yıldan üretimi azaltılmaktadır. Neden? Çünkü oradaki bitki örtüsüne çok fazla zarar verir. Zarar verdiği için kıl keçisi e, üretimi ya da yetiştiriciliği yıldan yıla azaltılır. Sakın unutmayın bu bilgiyi de. Üç numara besi hayvancılığı. Şimdi bakın karıştırmayın. Burası Erzurum, Kars, Ardahan. Burada besi hayvancılığım vardı. Mera hayvancılığı mı? Kesinlikle mera hayvancılığı var. Sakın karıştırmayın değerli arkadaşlar bunu. Burada daha çok mera hayvancılığı var. Ve hayvancılığı Konya ve çevresinde gelişmiştir diyeceğiz. Burada mera hayvancılığı vardır. 4 numara koyun. Evet arkadaşlar koyun üretiminde birinci olan ilimiz Van'dır. Özellikle burada koyun üretimini görmekteyiz. Ya da yetiştiriciliğini. E ve yine arkadaşlar Güney Doğu Anadolu koyun yetiştiriciliğinde önemli. Konya koyun yetiştiriciliğinde önemli. 5 numara kümes hayvancılığı. Evet burası yaklaşık Manisa çevresi. Kümes hayvancılığı büyük şehirlere yakın olarak kurulmakta. Bunun sebebi de tabii ki e, pazar olanağından dolayı. Ben yine Bolu çevresinde de arkadaşlar neyi görürüm? Kümes hayvancılığını gördüm. Evet geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki aracılığın tarım alanının kıt olan yerlerde dağlık alanları değerlendirmede önemli bir ekonomik etkinlik olduğu düşünülürse aşağıdaki illerimizden hangisinde arıcılık önemli bir uğraş olmalıdır. Arkadaşlar bakın yukarıyı çok iyi okuyor. Demiş ki tarım alanlarının kıt olan yerlerde. Hocam diyeceksiniz ki arıcılıkta birinci Adana. Hop Adana işaretleyelim. Hayır. Bakın yukarıdaki paragrafı iyi okuyun. Tarım alanları kıtsa o zaman burası dağlık engebeli bir yerdir. Adana'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada tarım alanları Adana bakın. Arıcılık da önemli birinci ilimizdir. Ama tarım alanları kıt değil. Dağcılık Burada tarım alanları çok gelişmiş. Bursa'da zaten çok fazla yok. Samsun'da zaten tarım alanları var. Geldi bizim ilimiz Muğla tabii ki de arkadaşlar. Muğla, Menteşe dağları olması, dağlık ve engebeli alanları olmasından dolayı insanlar daha çok burada ne yapmış? Daha çok ekonomik faaliyet olarak, ekonomik etkinlik olarak aracılığa yönelmiştir. Ama kıyı kesindekiler de mesela balıkçılığa yönelmişlerdir. Özellikle kültür balıkçılığı dediğimiz balıkçılık var Muğla'da ki pirinci Türkiye'de diyeceğiz. Geldim 12. soruya. Diyor ki, Türkiye'de balıkçılık gelişmemiştir. Türkiye'de balıkçılığın gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? Bakalım. Evet, bizde de bak balıkçılıkla ilgili şöyle konuşmak gerekirse. Türkiye'de balık çeşitliliği en fazla Akdeniz, balık miktarı en fazla Karadeniz'de arkadaşlar. Karadeniz'de 200 metrenin altında balık yetişmiyor. Bunun sebebi de kükürt gazından dolayı, kükürtlü hidrojen gazından dolayı 200 metrenin altında çok fazla balığı görmüyoruz arkadaşlar. Evet. E, hangisinin etkisi yoktur? Açık deniz balıkçılığının yapılmaması. Arkadaşlar bizde daha çok kıyı balıkçılığı yapılıyor. Ve kıyı balıkçılığı yapıldığı için kıyılarımızda kirli olduğu için çok fazla balık yok burada. O yüzden açık deniz balıkçılığı yapmamız lazım. Ama maalesef ki açık deniz balıkçılığı için de teknoloji yetersiz. O yüzden bu yapılmıyor. Yani bu etkili diyeceğiz. Soğuk hava depolarının eksikliği kesinlikle etkili. Kıyılarda özellikle arkadaşlar söküllerinin fazla olması etkili. Ve yine bizim halkımız arkadaşlar Orta Asya'dan gelen bir göçmen halk olduğu için genellikle et yeme alışkanlığı içerisinde balık yok. Balık kültürü çok fazla gelişmemiş bizde veya tavuk ürünlerinin et ve ürünleri içerisinde tavuk ürünlerinin payı da çok fazla, üretimi de çok fazla olduğu için daha çok biz onları tüketiyoruz. O yüzden burada balık yeme alışkanlığı yok. Bu da etkilidir. Ama Bakın balık çeşitliliğinin fazla olması bu tabii ki de olumsuz bir etki olamaz. Bu kesinlikle olumlu bir etkidir. Balık çeşitliliği fazla olduğu için üretim fazladır. Ve herkes de e, kendi yiyemeyeceği balığı yer arkadaşlar. Bu olumlu bir şeydir, olumsuz değil. Geldim bir diğer soruya. E, yine çok çok güzel bir soru. Diyor ki, tarım özellikleri verilmiş ve tarım ürünleri karşılaştırıldığında hangisiyle ilgili bir bilgi yer almaz? Bakalım. Taban su seviyesinin yüksek olduğu alanlarda yetişir. Arkadaşlar suyu görürsek ne yapacağız? Mesela burada Mısır'da su yetişir. Mısır yine suyu sever, pirinç de sever ama taban su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde genellikle pirinç tarımını görmekteyiz. Yani burada pirinç tarımı ile ilgili bir bilgi var. Yanlış işaretledim bunu. Tamam mıdır? Pirinç tarımı taban su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde akarsu boylarında yetiştirilir. Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için üretimi devlet kontrolündedir. Kesinlikle haşhaş Üretimi devlet kontrolündedir. Haşhaş, keten, kenevir. Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için üretimi devlet kontrolünde olan tarım ürünleridir. Bira sanayisi ve hayvan yemi olarak kullanılır. Suğa çok dayanıklı bir tarım ürünüdür. Neydi bu? Arpa diyeceğiz. Özellikle bira sanayisi ve hayvan yemi olarak kullanılır. Birinci ilimiz Konya. Nem isteği yüksek olduğundan dolayı yaz kuraklığının olduğu alanda sulama ile yetişmektedir demiş. O zaman bakın sulamayı görürsem ben ne yapacağım? Mısır'a gideceğim burada. Niye buğday değil hocam? Arkadaşlar buğday için kuraklık olduğu dönemlerde sulamaya ihtiyaç yok arkadaşlar. Yetişme döneminde e, burada biz sulamaya görüyoruz ama buğdayı söylememiş. Buğday neydi? Üretim alanı en geniş olan tarım ürünlerinden birisiydi. Mesela üzüm gibi. Üzüm de suğa çok dayanıklı bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Sakın unutmayın e, bunları. Burada dediğim gibi cevabımız B sesini alacak. Geldim 14 diyor ki, bazı tarım ürünleri iklim seçiciliği fazla olduğu için Türkiye'de üretim alanı dardır. Buna göre verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretim alanları daha dardır demiş arkadaşlar. Eğer bir tarım ürünü soğuğa karşı dayanıklıysa üretim alanı geniştir. Eğer bir tarım ürünü sadece bir alanda yetişiyorsa ya da iklim seçiciliği fazlaysa üretim alanı dardır diyeceğiz. Bakıyorum mısır arpa. Mısır sulamayla birlikte her yerde yetişir arkadaşlar. Üretim alanı geniştir. Arpa soğuğa karşı dayanıklı olduğu için üretim alanı neyi de diyeceğiz? Geniştir diyeceğiz. İkisi de geniştir. Bana darı soruyor. Gitti. Muz. Hocam muz nerede var? Mersin ana burada var sadece değil mi? Ya da Mersin çevresinde var. Yani seralarda yetişiyor. O zaman üretim alanı dar. Doğrudur arkadaşlar. Muzun üretim alanı çok dar. Ama yanında şeker pancarını vermiş. Şeker pancarının üretim alanı dar değil arkadaşlar. Geniştir. Özellikle ülkemizde İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede şeker pancarı üretimini görüyoruz. Karadeniz'de bol yağıştan aşırı yağıştan dolayı şeker oranı düştüğü için Karadeniz haricinde hemen hemen her bölgede görüyoruz. Ve şeker pancarı çabuk bozulabilen bir gıdadır. Çabuk bozulabilen bir gıda olduğu için sanayisi hemen yakın yere kurulur. O yüzden bu değil bu ama muz neydi? Muz üretim alanı dardı. Çay. Türkiye'de zaten üretim alanının en dar olan tarım ürünlerinden birisi. Yine çivi üretim alanı dardır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Üzüm. Üretim alanı çok geniştir arkadaşlar. Üzümün soğuğa karşı dayanıklıdır. E, sıcağa karşı dayanıklıdır. Üretim alanı çok geniş olduğu için hemen hemen her bölgede yetiştirilir diyeceğiz. Prunç gibi, üretim alanı dar değil arkadaşlar. Birazcık daha... E, şey pardon üretim alanı geniş değil birazcık daha dardır. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında yetişir ama üzüm dar olduğu için bu da gitti. İncir tüm kıyı bölgelerimizde yetişir. Kışlıklığını sever arkadaşlar incir. E, Aydın tabii ki de birinci incirde. Yine üretim alanı dardır bunun da ama buğdaya baktığımızda üretim alanı çok geniştir buğday. O yüzden bu da değil. Bakın iki tanesini arıyorum üretim alanı. E, dar olan o da çay ve kimi cevabımız C seçeneği güzel bir soru. Geldim bir diğer sorumuza. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Farklı tarzda bir soru. Diyor ki: "Ülkemizde bazı tarım ürünleri Cumhuriyetten sonra ülkemizde yetiştirilmeye başlanmıştır." Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ülkemizde Cumhuriyetten sonra ekilmeye başlanmıştır? Bakalım. Değerli arkadaşlar, şunu sakın unutmayın. Türkiye'de burada baktığımızda cevabımız C seçeneği olacak. Çay Ülkemize baktığımızda Cumhuriyet'ten sonra gelmiştir. Çayı bize getiren zihni derindir. Zihni derin çay getirmiş ve Cumhuriyet'ten sonra gelmiştir bize çay. Ee, özellikle Doğu Karadeniz çevresinde yetiştirilmektedir. Çin'den gelmiştir arkadaşlar. Zaten anavatanı Çin'dir çayı. Ve çaya baktığımızda artık bizde öyle bir çay kültürü oluşmuş ki gerçekten. Öncesinde kahve kültürü vardı özellikle Osmanlı'da. Ama şu anda çay kültürü var. Çay üretiminde dünyada birinci değiliz arkadaşlar. Daha Hindistan, Çin gibi, Sri Lanka gibi ülkeler var burada. Biz çay tüketiminde birinciyiz. Dünyada çay tüketiminde birinci olan ülke Türkiye. Gerçekten de çay kültürü o kadar fazla gelişmiş bir ülkemizde. Çok dar alanda yetişmesine rağmen gerçekten de ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz çayın. Ve Cumhuriyet'ten sonra zihni derin tarafından ülkemize getirilmiştir diyeceğiz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Müthiş bir soruyla e, konumuzu bitireceğiz. Yukarıdaki verilen yerlerde en fazla görülen hayvancılık türü eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Bakalım. Konya. Konya'da ne vardı arkadaşlar? Konya'da besi hayvancılığı vardı. Sakın unutmuyoruz. Konya'da besi hayvancılığı var. Mersin özellikle Taşeli platosu boyunca kırılık keçisi yetiştiriciliğini görüyorduk. Değil mi? Van, Van neydi? Koyunda birinciydi arkadaşlar. En fazla koyun Van'daydı. Yine Adana'ya baktığımız zaman Adana'da da ne vardı arkadaşlar? Arıcılıkta birinciydi. Cevabımız burada E seçeneği olacak. İpek böcekçiliği Diyarbakır ve Bursa'da çok gelişmiştir diyeceğiz. Özellikle dut ağacının yaygın olduğu yerlerde ipek böcekçiliğini görüyoruz. Evet gençler Sizinle Türkiye'de tarım ve hayvancılık adına toplam 16 adet soru çözdük. Muhteşem bir soru çözümü oldu. Lütfen kaç doğru yaptığınızı yorum kısmına yazın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.